Dostlar herkese selam. Ekim ayının gelmesiyle birlikte sıfır kilometre otomobillerde bambaşka şeyleri konuşmaya başladık. Bir kere otomobillerin bulunurluğu arttı. Yani hala her araba istendiği gibi bulunmuyor ama çoğunluğa baktığımız zaman sıfır kilometre otomobillerin bulunurluğu arttı. Bununla beraber bazı markalar çok iddialı kampanyalar yaptı. Ya iddialı derken sakın bunları yanlış anlamayın. Hani bugünün araba fiyatlarını telaffuz ederken zorlanıyorum ya. 1.5 milyon, 2 milyon, 2.5 milyon gibi rakamlar gerçekten çok yüksek rakamlar. Ama otomobillerin geldiği fiyat seviyesine baktığımız zaman bazı markalar son derece iddialı kampanyalar yaptı. Ha bazıları da kampanya yapmış gibi yaptı. Hani en azından ya bak yaptık falan gibi ama hani öyle yüzde üç oranlı kredilerle falan bu iş olacak bir şey değil. Onların da kredileri hani işte var ya biz de yaptık falan demek için yaptığını düşünüyorum. Mesela Toyota'yı çok konuştuk. İddialı bir kampanya yaptı. Otomobillerin fiyatını, Corolla'nın fiyatını 180 bin lira falan gibi bir indirimle karşımıza çıkardı. Aynı şekilde Nissan iddialı bir kampanya yaptı. İşte MG çok iddialı bir kampanya yaptı. Yani sıfır kilometre arabalarda geçmişe döndük ve kampanyalar başladı. Peki hani bana çok sık soruyorsunuz bu kampanyalar devam edecek? Mi? Evet edecek. Çok büyük bir sürpriz olmadığı sürece işte e, Euro'da bir düşüş yükseliş, ÖTV'de bir düşüş bir yükseliş falan gibi şeyler olmadığı sürece Ekim ayında gördüğümüz kampanyalar Kasım ve Aralık ayında da devam edecek. Yani bu artık son derece belli olan bir durum oldu. Peki bu niye böyle? Elbette ki birinci nedeni otomobillerin geldiği fiyatlar. Artık son derece az müşteri var. Ya yani Bu fiyatlara markalar müşteri bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Onun için de kampanyayla bir şeyler yapıp müşteri çekmeye çalışıyorlar. İkinci neden yeni gelen markalar. Artık rekabet her geçen gün artan bir şekilde son derece hızlı olacak. Görüyorsun seni hani Chery geldi bayağı satıyor. Tesla geldi bayağı bayağı satıyor. Tok üretimi hala böyle tam istenen seviyede değil ama önünde sonunda istenen seviyeye gelecek. Yüksek adetlerde teslimat yapmaya başlayacaklar. BYD geldi Kasım ayından itibaren araçlarını satmaya başlıyor. İlk hani bir tane modelle geldi falan deyip küçümsememek lazım. Biliyorsunuz Tesla da sadece Model Y e satıyor. Ama o halde bile satış rakamları inanılmaz seviyeye ulaştı. BYD Atto 3 ile Kasım ayından itibaren başarılı satış rakamlarına ulaşacak. Ekim ayının sonuna doğru satışa sunulacak yeni Çinli markalar var. Kasım ve Aralık'ta neler olur bilmiyorum ama 2023 bitene kadar en başta söylediğim gibi çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde 0 kilometre otomobillerdeki bu kampanyalar devam edecek. Bulunurluk, müşterinin az bulunması, yeni gelen markalar kampanyaların devam etmesinin en önemli nedeni olacak. Neyse şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.